Şimdi şöyle Faruk Bey, yani iktidar sık sık biliyorsun ekonomi programları, paketleri efendim açıklıyor ve bunlardan medet umuyor. En son işte Türkiye ekonomi modeli diye bir şey açıkladı ve bu modeller esasında model falan değil. Yani aynı çözümsüzlüğü, aynı kısır döngüyü önümüze koyan efendim bir anlayışla hep imal ediliyor. Şimdi şöyle bir şey denedi. İşte geçen sene, daha doğrusu 2021'in sonuna doğru Sayın Erdoğan dövizi ciddi anlamda arttıracak açıklamalar yaptı. Tamam. İşte faizin efendim inmesi gerektiğinden hareketle devamlı surette politika faizini indirdi ve döviz kurları hemen hemen her gün 1 lira 2 lira artarak işte en son o 20 20. Aralık 2021 gününe kadar geldi, 18-18,5 lirayı gördü. Ve Sayın Erdoğan hani kur korumalı mevduat sistemini açıklayarak dövizi orada frenledi ve işte bir seneden fazla, bir sene 3 ay 4 ay gibi bir zaman zarfında işte 18-18,5-19 liraları döviz gördü. Esasla döviz baskılanıyor. Şimdi oradaki amaç neydi? İfade ettiğiniz gibi orada şöyle bir şey düşünceleri vardı. Biz bunu çok eleştirdik, böyle olmayacağını söyledik bu ekranlarda da. Neye dayanarak? Biz Milli Ekonomi Modeli'nden hareketle, yani programımızın sahibi Profesör Doktor Haydarbaş'ın düşüncelerinden hareketle bunun yanlış olduğunu ifade ettik. Şimdi onlar şunu hesap ettiler, dediler ki biz dövizi yükseltirsek ne olacak? İthalat frenlenecek, ithal malları pahalanacak, ihracat artacak, ihracat teşvik edilecek. Dolayısıyla cari açık, dış ticaret açığı kapanacak ve biz ülke olarak bu problemden kurtulacağız. Yani cari açığı ya da dış ticaret açık problemini ve tabii buna bağlı olarak döviz açığını kapatabilmek için döviz fiyatı bizzat Cumhurbaşkanı tarafından suni bir şekilde yükseltildi. Fakat görüldü ki yani dövizi yükseltmek kolay, indirmek imkansız. Bakın zor demiyorum, imkansız. Bu şartlarda döviz kurunun belli bir seviyeye indirilmesi imkansız hale geldi. Şimdi diğer amaçlanan şey neydi? Türkiye'yi cazip hale getirmek ve Türkiye'de dolar bazında işçi ücretlerini düşürerek Çin modeli dedikleri, yani ucuz iş gücüne dayalı, yani emeğin sömürülerek, istismar edilerek efendim bir katma değer yaratılması ve bunun sonucunda bir artı değer yaratılması fikriyle ortaya çıktılar. Fakat o da tamamen fos çıktı. Tam aksine bu dış ticaret açığımızda, cari açığımızda bu hükümet dönemi, yani geçen ay itibariyle rekorlar kırdı bakın. Çok çok büyük bir açık Kimse verdik. konuşmuyor yani bu Tabii rakamları. çok büyük açıklar verdik. Tabii bu deprem gündeminde fazla gündem olmuyor ama Cumhuriyet tarihinin rekorları kırıldı bu açıklarda. Şimdi daha önce bir yılda verdiğimiz açığı artık bir ayda veriyoruz. Şimdi çok özür dilerim, şunu anlamadım. Daha Evet. önce de bu rekorlar kırılmıştı yine bu hükümet Evet döneminde. evet. Şimdi çok daha fazlası. Bunu yani bu hükümet kendi rekorunu tekrar Evet kırdı. evet evet. Egale edip duruyor yani bir şampiyon bir şey gibi atlet gibi. Şimdi burada baktığınız zaman çok büyük bir başarısızlık söz konusu. Yani bugün Türkiye'nin bu kadar yüksek enflasyonla baş başa kalmasının temel sebebi çünkü ithal girdilerle Türkiye yaşadığı için hani hemen hemen bütün ürünler ithal ediliyor. Yani döviz kurlarına bağlı olarak yaşanan enflasyon artık durdurulamıyor. Yani geçen dönemlerde de zaten hani yine açıklar üzere kurulu bir denge vardı. Yani Tamam. ama şimdi onu da aratır hale geldi. Yani doların 4 lira, 5 lira, 6 lira olduğu dönemlerde herkeste bir panik vardı. O panik neydi? Acaba dolar 10 lira olacak mı? Hatta doların 10 lira olacağını söyleyenler yargılanıyordu. Hatta onunla ilgili trajikomik bir hikaye de var. Hani dolar işte 10 lira olacak diyen birisi işte mahkemeye çağrılıyor. O gün dolar 12 lira olunca hakim işte karnım ağrıyor, başım ağrıyor diyerek şeye gelmiyor. Düşünün yani yargılanan kişi, suçlanan kişi doların 10 lira olacağını söylemiş. Konu bu. Ama o gün dolar 12 lira olmuş. Şimdi dolayısıyla yani böyle hikayeler de anlatılır hale geldi. Şimdi burada esas mesele dövizin istikrarlı bir şekilde frenlenmesidir. Yani istikrarlı bir şekilde kontrol altına alınmasıdır. Çünkü Türkiye'deki krizlerin tamamı döviz kaynaklı krizlerdir.
Mesela 80'li yıllarda, 70'li yıllarda hani Ecevit'in ve işte Demirel'in dönemlerinde bu krizleri anlatmak için 70 sente muhtaç kaldık diye değil mi ifade ettikleri bir süreç yaşandı. Mesela 70 kuruşa muhtaç kaldık denmiyor. Bir 5 kuruşumuz dahi yoktu, evet, denmedi. Enteresan, 70 sene o bir döviz krizini ifade etmek için anlatıldı. Peki bu neden var? Çünkü Türkiye dolar kolik bir ülke oldu. Yani dış borç almadan, dışarıdan beslenmeden ekonomisi yürütemeyen bir ülke haline geldi. Bu özellikle 80 yıllarından sonra yani 24 Ocak kararlarından sonra artık kurumsallaştı. Yani özelleştirmelerle beraber dış borca dayalı, dövize dayalı ve onun işte finansmanıyla beraber ekonomi yürütülmeye başlandı. Ve 80 yılından ta işte 2005 yıllarına, 2006 yıllarına kadar hiçbir siyasetçi doğru dürüst kalkıp da arkadaş bu nedir ya? Biz batıdan hep döviz almak zorunda mıyız? Kendi paramızla biz bu işi yapmamız lazım diyen sadece programımızın sahibi Profesör Doktor Haydarbaş oldu. Bakın çok önemli bir nokta bu. Yani işte dışa açılacağız, ihracat yapacağız, zengin olacağız, Avrupa Birliği'ne gireceğiz diyen hükümetlerin yaptığı tek şey borç almak oldu, açıklar vermek oldu. Ama o ana kadar hiçbir iktisatçı, siyasetçi, devlet adamı veya ekonomiyle ilgilenen herhangi bir kurum kuruluş Türkiye'de hani bunu yüksek sesle seslendirerek ya arkadaşlar biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz galiba. Bucakta çıkmaz sokak. Çıkmaz sokak yani devamlı dolarla borçlanarak ekonomiyi bir yere götüremeyiz. Aha da işte size bir model, bir düşünce demedi yani. Ve dolayısıyla demediği için sanki bu bir kuralmış, bir kaideymiş, efendim şaşmaz bir şeymiş gibi yani bir ekonomi modeliymiş gibi bize dayatıldı. Ve bizim eğitim sistemimizde bu hakim oldu. Ekonomiyle ilgili makaleler yazan, kitaplar yazan insanlar da hep bunu böyle sanki böyle olması gerektiğini ifade ettiler. Fakat Profesör Doktor Haydarbaş gerçekten bakın literatürü tarayalım. Yani bu işte iddialı olan veya işte bu işi bilen insanlar eğer bizi dinliyorsa baksınlar. Yani Profesör Doktor Haydarbaş'tan önce biz kendi paramızla kalkınabileceğimiz, evet bunu söyleyenler vardı tabii bu kahvelerde de konuşuluyor. İşte kendi kaynaklarımızla ama bunu bir model haline getirmek, bunu bir matematiksel modele dönüştürmek, bunu bir siyaset, bir politika olarak gündeme getirmek, bir parti programına sokmak Profesör Doktor Haydarbaş'ın yaptığı bir şey. Ve bunu sadece Türkiye'de değil, dünya kamuoyunda 27 Şubat'ta ne yaptı bunu? 2013 tarihinde işte 10-11 sene önce Duma'da anlattı. Şimdi bunlar gerçekten bir devrim. Yani Batı'nın çünkü şu ana kadar karşısında düşünsel olarak, felsefe olarak karşısına çıkan bir ekol oldu. O da komünizmdi. Yani bunlar şimdi Batı'da ne oldu? Özellikle bu Adam Smith'ten sonra 18. 19. yüzyılda bu sanayileşmeyle beraber hem finans kesiminde hem üretim kesiminde hem sanayi kesiminde ne oldu? Çok büyük gelişmeler oldu Batı'da ve belli işte mesela işçi hakları, işçi meseleleri, işsizlik, enflasyon gibi yani kavramlar ortaya çıkmaya başladı. Bu kavramlar belki daha önce vardı ama çok böyle tanımlanabilen şeyler değildi. Çok böyle sık görülen şeyler değildi. Özellikle sanayi devriminden sonra üretim ilişkilerinin çok çeşitlenmesi, fazlalaşması bu problemleri ortaya çıkarttı. İşte komünizm buna tepki olarak ortaya çıktı ama o daha da işi berbat hale getirdi. Ama literatürü tanıdığınız zaman, yani taradığınız zaman milli ekonomi modelinin, yani bu milli para sisteminin, senyoraj gelirinin devlet tarafından kullanılması gerektiğiyle ilgili rastlayamazsınız. Yani senyoraj gelirinin kullanılarak hem dış borçtan kurtulabileceği hem de kendi vatandaşının da bu kendi günübirlik sıkıntılardan kurtulabileceği çok mükemmel bir sistem. Yani devleti hem içeride hem dışarıda ne yapıyor? Rahatlatıyor. Bunun sadece o devlet vatandaşlarının veya o efendim sınırlardaki mahdut sınırlarda yaşayan insanlarla ilgili değil. Bu küresel aynı zamanda bir ne yapıyor? Bir sistem getiriyor. Yani Profesör Doktor Haydarbaş'ın düşüncesine göre bütün devletler bunu uyguladığı zaman o zaman sömürü sistemi de ortadan kalkıyor. Mesela bugün yanı başımızdaki Rusya-Ukrayna savaşı tamamen bir kur savaşıdır. Evet. Yani dolar hakimiyetine karşı evet. Efendim Rusya'nın ortaya koyduğu yani milli ekonomi modelinden hareketle ortaya koyduğu bu tavır ve davranış Amerika tarafından kabul edilmedi. Bir tepkiyle karşılandı ve Amerika Birleşik Devletleri ne yaptı? Buna bir karşılık veremedi. Bakın geçenlerde Çin ve Rusya
tekrar belli ittifakları ilan ettiler. Hatta iş daha da ileri giderek Suudi Arabistan-İran anlaşmasına vardı biliyorsunuz. Şimdi bu da Amerika'nın çok ciddi mevzi kaybetmesi anlamına geliyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bunu görüyor. Dolayısıyla ne yaptı? NATO'nun beyin ölümünü gerçekleşmemesi için, yani fişinin çekilmemesi için bence tabii çok hani yerinde bir şey yaptı kendisince, kendi açısından. Yani Ukrayna-Rusya savaşını ateşlediği bir şekilde ve tekrar Batı dünyasının Amerika etrafında NATO çerçevesinde birleşmesini sağladı. Tabii bu birleşme sadece askeri sahada olmuyor, ekonomi sahasında da oluyor. Ben ara parantez olarak bir şey sormak istiyorum. Yani gerçekten Suudi Arabistan İran'a karşı bir diyalog çubuğu uzattı mı, bir barış çubuğu? Evet. Yani bu gerçekten onun kendi kararı mıydı ve bu noktada kendi fikirleriyle mi bu kararı verdi? Yani şöyle, yani tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin çok kontrolünde bir ülke gibi görünüyor. Evet. Yani Körfez ülkeleri de doğru. Onu yani sorgulamanız çok normal, çok şey. Çünkü bu Suudi Arabistan'ın aslında yapmaması gereken bir şey. Yani bayram değil, eniştem beni niye öptü? Evet. Şimdi burada eniştem niye? Çünkü enişte artık bir şey yapamıyor. Yani hareket alanı kalmadı. Dolayısıyla yani çünkü bakın Suudi Arabistan çok sıkıştı. Mesela Yemen'le bir savaşa zorlandı Amerika tarafından. Tamam. Yemen Savaşı'nın Suudlara maliyeti $100 milyar buldu bakın. Kimse basit bahsetmiyor. Tabii basit bir savaş değil o. Yani 2015 yılından beri çok çok ağır bir maliyet var Suudi Arabistan üzerine. Mesela ben şuradan anlıyorum. Allah nasip etti, biz hani programımızın sahibi Profesör Doktor Aydar Baş'la hac ettik. 1999 yılında hacca gittik. Diyeceksiniz ki ne alakası var? O zaman hani ben hani bir kilo muz Suudi Arabistan'da 1 riyaldi bakın. Tamam. Şu anda 20 riyal. Tabii. İşte bir işte yani her şey 1 riyaldi neredeyse. Yani yiyordunuz, içiyordunuz falan. Yani her şey hemen bonafik. Şimdi her şey 20-30 katına çıkmış. Şimdi ben mesela umrecilere falan soruyorum. Özellikle onu oradan da takip ediyorum. Çünkü Suudi Arabistan bakın o savaş o kadar büyük bir maliyet getirdi ki Suudi Arabistan'a. Dediklerine göre benim duyduğum bir rakam var. Yani dudak uçuklatıyor. Ayda $6 milyar mal oluyor Suudi Arabistan'a. Hmm. Tabii. Yani 5 senedir, affedersiniz 8-9, 9. yılına girdi Yemen Savaşı. Tabii. Ve Yemen de çok büyük zarar verdi Suudi Arabistan'a. Mesela 2-3 sene önce Aramco tesislerine yaptıkları bir saldırı var ki Suudi Arabistan'ın $20 milyara yakın zararı oldu o işten. Şimdi bakın bir savaşı, hiçbir devlet sürekli bir şekilde finanse edemez. Mümkün değil yani. Mesela şu an Avrupalılar da ciddi anlamda zorlanmaya başladılar. Şimdi Fransa'daki ayaklanmalar, İsrail'deki ayaklanmalar, Almanya'daki işte bu kamuoyundaki hoşnutsuzlukların temel sebebi savaşın finanse edilmesi. Yani Ukrayna Savaşı'nın finanse edilmesi sonucu ortaya çıkan açıkların vergi mükellefleri tarafından ödenmesinden sonra, yani çünkü yeni vergiler salıyorlar, açıklar veriyorlar. Yani çünkü orada şöyle düşünün, bir bomba patlatılıyor işte $3 milyon, $5 milyon, bir işte panzer gönderiliyor $kaç milyon ve onu işte Rusya işte bir roketle götürüyor. Rusya'nın da ciddi zararı var. Şimdi Suudi Arabistan şunu gördü diye o cephede, yani Ukrayna cephesinde kötü şeyler oluyor onlar açısından. Rusya Çin anlaştı, petrol piyasasını ele geçirdiler. Diğer taraftan mesela şaşırtıcı bir şey, Suudi Arabistan'ın en büyük petrol müşterisi Çin. Yani çok büyük bir müşteri. Şimdi evet Amerika'ya göbeğinden bağlı ama bir taraftan da böyle bir dünya var. Diğer taraftan İran, Suudi Arabistan'ın tam karşısında. Yani İran Amerika'ya 20 bin kilometre uzakta ama İran'ın Suudi Arabistan tam karşısında. Dolayısıyla onlar bu gidişatın tersine çevrildiğini, İran'ın düz çöktürülemediğini ve İran'ın yeni füzeler, işte bu zilzal füzesi mesela yaptı. Zilzal deprem demek. Hani füze, Zülfikar füzeleri, süpersonik füzeler. Kevserler var. Yani müthiş. Şimdi bu silahlanma yarışında da İran'ı durduramadılar. Dolayısıyla Yemen Savaşı'nda da herhangi bir üstünlük sağlayamadı. Orada Husiler, yani ki çok böyle zayıf bir ekip onlar. Çok böyle güçlü bir ekip değil. Arabistan'a, Suudi Arabistan'a kan kusturdular. İki Suudi Arabistan'ın belli havaalanları sık sık vuruluyor. Yani şu anda orada da ciddi enerji bir... yani. Mesela bu Suudi Arabistan Yemen Savaşı'nda Birleşik Arap Emirlikleri ortaktı. Ayrıldı ortaklıktan, dayanamadı. Ben dedi dayanamıyorum artık dedi ve çıktı o işten. Sadece şimdi şunu diyeceğim. Yani burada hani orada da yani bu Ukrayna Rusya kur savaşlarının
affedin Ukrayna, Amerika veya Batı, Doğu arasındaki bu kur savaşlarının etkisi burada da görülmeye başlandı. Hmm. Şimdi Suudi Arabistan bakıyor. Burada sırtını dayadığı güç kaybediyor, kan kaybediyor. Ne yapayım diyor. İran'la savaşmak yerine İran'la barışmak Suudi Arabistan için daha karlı bir hale geldi. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki o etkisi, gücü burada hesaba katılmalı mı? Tabii, ne demek yani, şimdi zaten... Hürmüz Boğazı çok kritik bir nokta çünkü bu petrol nakliyatı için. Tabii yani o işin nakliyat bölümü ve Hürmüz Boğazı İran'ın kontrolüne, neticede kendi boğazı. Orada tabii ki diğer körfez ülkelerinin de hakkı var ama şimdi Suudi Arabistan şunu görüyor, herhangi bir savaşta Suudi Arabistan diye bir şey kalmayacak. Yani çünkü Suudi Arabistan'ın öyle bir askeri gücü yok ve bir savaş sahnesine, yani savaş... Simülasyonla döktüğünde sonuç sıfır çıkıyor. Evet, evet. Ama aynı zamanda Suriye'nin topraklarını İran'a açması da ve bu noktada Suriye'de Esad'ın gitmemesi de İran'ın en büyük kozlarından bir tanesi oldu. Tabii yani Suriye'de zaten bakın İran'ın diz çöktürülememesi. Şimdi Amerika'nın en büyük başarısızlığı şu, İran'ı diz çöktüremedi. Yani 1979 yılından beri işte İran-Irak savaşı oldu. İran'ı, Irak'ı desteklediler, diz çökmedi. 40 yıllık bir ambargo süreci oldu, diz çökmedi. İşte bu Amerika'nın tek tabanca kaldığı bir dönem oldu, uzun bir dönem oldu değil mi? Irak işgal edildi, diz çökmedi. Şimdi bu başarısızlık Amerika'ya çok pahalıya mal oldu. Bir türlü de İran'a karşı saldırmaya da cüret edemiyorlar. Aslında İran'ı vurmaları gerektiğini biliyorlar. O tava gelmedi, Türk halkı da gelmedi. Ay şöyle yani, çünkü karşılarında satın aldıkları bir ülke yok. Yani kora kor mücadele edecek bir ülke var karşılarında. Şimdi İran savaşa girdiği anda yanında mesela Kuzey Kore'yi alacaktır. Yanına birkaç ülkeyi alacaktır. Yani mesela Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Kore ile de savaşmayı göze alamadı. Yani şimdi öyle bir şey var ki, şişirilmiş bir balon gibi Amerika dünyayı tehdit ediyor. Fakat şu anda bu tehditleri umursamayan ülkeler var. Esasında onların sinirini bu bozuyor. Diğer taraftan bu olaylar Amerika Birleşik Devletleri'nin yani mevzi kaybetmesine sebep oldu. İfade ettiğiniz gibi Suriye'de, sadece Suriye değil Lübnan'da, mesela İsrail'in. Tabii Amerika ve İsrail'i yan yana düşünün ve aynı zamanda Irak'ta, bakın Irak'ta ve Yemen'de. Şimdi bütün bu bölge, hani şimdi Şii Hilali diyorlar. Tamam, bu Şii Hilali evet, nasıl oluştu? Evet. Bu Şii Hilali Amerikan başarısızlığıyla oluştu. Yani Suudi Arabistan Yemen'e saldırdı, yenildi. Yani başarı sağlayamadı. İran'ın etkinliğini orada arttırdı. Suriye'yi işgal ettiler, başaramadılar. İran'ın etkinliğini arttırdılar. Lübnan'a saldırdı İsrail, başaramadı. İran'ın etkinliğini arttırdı. Yani eğer bir Şii hilali varsa bu hilali oluşturan esasında bu tepkilerdir, bu başarısız adımlardır. Dolayısıyla burada Suudi Arabistan'ı da İran'la barışmaya zorlayan şeyler bunlar oldu. Yani Suudi Arabistan bu bedeli ödeyemiyor, ödeyemeyecek. Yani onu görüyor. Nasıl? Kaldıramıyor. Kaldıramıyor, mümkün değil yani. Ekonomik anlamda değil. Hem ekonomik olarak, hem askeri olarak, hem siyasi olarak kaldıramaz bunu. Hmm. Mümkün değil. Şimdi dolayısıyla barışmaktan başka çareleri yok. Yani bu politikanın getirdiği nokta bu. Yani Suriye'de de tabii bunun etkileri oldu, Lübnan'da da oldu. Dolayısıyla esasında bu Profesör Doktor Haydarbaş'ın ortaya koyduğu bu milli paralarla ticaret ve milli ekonomi modelinin etkileri buralara kadar uzandı. Yani eğer bu kur savaşları olmasaydı, anlatabiliyor muyum? Yani şu anda mesela bunun ispatını şöyle söyleyip bitirelim. Şimdi Rusya ilk başta Avrupa Birliği ile bir anlaşma yaptı. Hani biliyorsunuz Batı Almanya, Doğu Almanya birleşmesi oldu. Orada bir anlaşma yaptılar. Dediler ki, Batılılar, biz Rusya'ya bir milim daha yaklaşmayacağız. Yani doğudaki hiçbir ülkeyi NATO üyesi yapmayacağız. Ama bu süreçte Romanya, Bulgaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Litvanya, Letonya ve Estonya NATO üyesi yapıldı. Bazıları Avrupa Birliği üyesi yapıldı ama Rusya adım atamadı. Ne zaman adım attı Rusya o tarafa? Ha, dedi ki bir dakika, benim de param var. Yani kur savaşlarına girip kur savaşlarını da belli bir noktaya gelince ancak kaslarını bunu yapabilir. Yaptıktan sonra diyelim biz. Tabii. Gücünü kazandıktan tabii, sonra. Tabii. Bu çok önemli bakın. Onun için öncelikle kur savaşlarını kazanmak gerekiyordu ve Rusya. Peki Rusya 2005 öncesi bunu niye yapamadı da 2005'ten sonra yaptı? Çünkü 2005'ten sonra milli ekonomi modeliyle tanıştı ve bu Profesör Doktor Haydarbaş'ın bu modeliyle ayağa kalkarak dünyada yepyeni bir sistemin oluşmasını sağladı ve
Orta Doğu'da da yani İslam dünyasında da dengeleri Müslümanların lehine çevirdi. Bakın bu da çok esasında. Yani şöyle diyeyim, eğer çift kutuplu bir dünya olmasaydı şu an Suriye diye bir ülke yoktu. Değil mi? Yani Rusya müdahale etmedi. Libya'ya müdahale etti. İşte başka ülkelere müdahale etti. Gönül arzu ediyor ki keşke bunu Rusya değil de Türkiye yapsaydı, Suriye yapsaydı. İşte İran yapsaydı, Yemen yapsaydı ama yapamadılar. Bunu Rusya yaptı. Rusya etkinliğini arttırdı ve bir denge sağlayarak en azından o dengede bu ülkelerin yani işgal edilmesinin önünü kapattı. Dolayısıyla milli ekonomi modeli gerçekten dünyada yepyeni bir dönemin başlamasına ve yepyeni bir rüzgarın esmesine sebep oldu.